Dışarıda rüzgarlı bir hava, balkondayım, sessizlik hakim, rüzgarın sesiyle beraber köy incelimi videosunda sizlerleyim arkadaşlar. Ukap ben, kanalıma hoş geldiniz. Bugün köy inceleme gerçekleştireceğiz. Yalnız şöyle bir detaydan bahsedeceğim size. Ben bu köy inceleme videosunu yaparken biraz erken çektim, birkaç gün erken çektim. Sebebi ise bir seyahate çıkacağım. Seyahatten dolayı da orada belki çok fazla vaktim olmayabilir. Elimden geldiğince savaş videolarını paylaşmaya çalışacağım. Klan Ligi devam edecek. Ona da bir paylaşımlarda bulunacağım. Umarım videomu böyle erken çekip birkaç gün sonra paylaştığım için bana kızmazsınız. Hem sizin istekleriniz doğrultusunda hareket ediyorum, hem de bu videoyu çok seviyorsunuz. Elimde köyler var, kodlar var. Bu kodları zaman kaybetmeden sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Umarım sıkıntı etmezsiniz diyerekten ilk köyüme başlıyorum. Burada yine her zamanki gibi benim Clash Royale'deki köy sandığım açılmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, burada köyleri sıraladım. Kendime bir ajan da yaptım. Evet, Barbar Game, War Clan Games'te yardımcı lider Kaan arkadaşımız BB10'a geçeli 1,5 ay oldu demiş. Buna bir hafta daha katarsak nereden baksanız 2 aya yakın olmuş. Hayırlısı olsun diyelim ve köy incelemesinde öncelikle şunu söyleyeyim. Evet, belediye binası kendi seviyene göre gayet güzelsin, başarılı. Duvarların gayet iyi. Bende de BB10 var. Bu kadar iyi duvarlarım yok. Elinden geldiğince savunmaları geliştirmeye çalış. En azından lige herhangi bir klanda girersen bu süreçte tabi bir ayda belki BB11'e geçersin, bilemeyeceğim, ama geçmezsen eğer ligde rakip takımlara aman vermezsin. En azından haklarını seninle yiyebilirler. O yüzden güzel sonuçlar doğurabilirsin. Gayet güzel gelişimin var, tebrik ederim. Ve buradaki en büyük detay da senin de karşı taraflardan 3 yıldız alman olacak. Kralın ve kraliçen gayet iyi seviyede. Ben de şimdi onlara abanıyorum. Lig olduğu için pek fazla dokunamıyorum. Ejderim 5, yıldırımın 7 ve en önemlisi yarasa 3, dondurma 5. Ejder, balon, yarasayla beraber çok güzel köyleri üçleyebilir, ilerleyebilirsin. Çok sıkıntı yaşamazsın. Gayet güzel ilerliyorsun. Doldura doldura ilerle kardeşim. Hiç boşluk bırakma. Yolun açık olsun. Başarılar diliyorum. Ve bir diğer köye geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu geçtiğim köyde kodda sıfır mı o mu çözebilmiş değilim. Daha önce troll köy veren Mustafa kardeşim, umarım bu sefer doğru köy vermiştir. Terminator klanında yardımcı lider Padrex isimli kardeşim. Şimdi evet, aynı belediye binası, onda farklı bir dizaynla karşımızda arkadaşımız. Duvarlarını geliştiriyor, kademelerini geliştirmeye çalışıyor. Diğer gördüğümüz belediye binası ona göre biraz da aşağıda kalmasına rağmen fena değil. Ejderini arttır, yıldırımını arttır. Kahramanların diğer gördüğümüze göre bayağı bir geride ve özellikle yarasan hiç yok. Dondurman da bayağı bir aşağıda. O yüzden biraz daha birliklerine, büyülerine ve kahramanlarına asılmanı tavsiye ederim. Önceliğin muhakkak bunlar olsun. Çünkü bunlarla ilerleyebilirsin Mustafa'cığım. Başarılar diliyorum. Dediğim gibi önce askerlerine yönel, ondan sonra gerisi gelir. Ve Mustafa'nın olamama ihtimaline karşılık aynı kodları bir de sayıyla deneyeceğim arkadaşlar. Eğer ki oradan da bir köy çıkarsa onu da incelemek isterim derken sıfırı da olsu da aynıymış arkadaşlar. Gördünüz, enteresan bir şey keşfettim. Daha önce bilenler varsa bunu biz biliyorduk abi, sana da günaydın diyebilirsiniz. Şimdi
Gelelim bir diğer köye. Değişik bir YouTube ismiyle karşımızda arkadaş. Meow Powers. Gayet değişik bir isim. Gusion. Gusion arkadaşlar bu arada Mobile Legends'ta güzel bir suikastçı karakteri. Turkish Army klanındasın. Güzel bir klanın var. Savunmalarına bakacak olsak gene bir belediye binası, onunla karşınızdayız. Savunmalar, duvarlar güzel. Daha güzel olabilir. Özellikle ilk izlediğimiz klan kardeşimizin köyüne göre biraz geride. Savunmaların fena değil. Savunmaları da ilerletiyorsun. Büyücü kulelerini tamamlamışsın. 8'e getirmişsin. Ama dediğim gibi biz gene oradan kıyasla saldırı yönüne bakacağız. Kahramanların diğer şeye göre bir tık geride. Yarasan 1'de kalmış. Orada 3'e kadar ilerliyordu. Dondurma 5'e gidiyordu. 4'te bir tık da artacak. Herhalde Ejder, Balon bu seviyede kalıyor. O tarafta işin güzel. Saldırı yönünü, üçleyebileceğin köy yönünü iyi bir şekilde ayarlarsan yani bu seviyeyi çok rahat atlatırsın. Zaten bu seviye belki de Clash of Clans'ın en eğlenceli seviyesi. Sıkıcılık bundan sonra başlayacak. Zaten kupada yükseldim var ya, vay haline vay haline. Hemen bir diğer arkadaşı inceliyoruz. Thanos. XS klanında yardımcı lider, belediye binası 12 arkadaşlar. İsmi Yusuf Şahin kardeşimizin yorumlarda köy kodunu bırakmış. Bizde de incelemek düşer. Duvarların güzel. Yani duvarlara ben çok önem vermiyorum belediye binası 12'de. Ana binanı yükseltiyorsun. 3. yıldıza 4-5 gider. Bu seviyede ama ya belediye binası 13'te yap diyeceğim ama öyle bir şey ki sıkılıyorsunuz arkadaşlar. Bir yerden sonra gerçekten bayıyor. Ve benim gibi mesela ben yalnız kaldığım için çok fazla da ilerleyemiyordum. O yüzden çok patlıyordum. Sıkılmazsın eğer belediye binası 13'e geç. Savunmaları bitirdikten sonra duvarla hiç uğraşma. Belediye binası 13'te duvar, savunma, kahraman, birlik vesaire hepsini düzlere yapıştır gitsin kardeşim. Kahramanların biraz geride, diğer belediye binası, ona göre kıyaslıyorum. Orada arkadaşımız Barbar Kral ve Okçu Kraliçe'yi bayağı bir ilerletmişti. Ejder'in 6. seviye, zaten son seviye 9'du galiba. 7, 8, 9. Yani bir tık daha ilerleyebilir. Balonun 7. Ha burada artık yarasayı beşlemen lazım. Buzu da, dondurmayı da fullemen lazım diye düşünüyorum. Onları fulledikten sonra zaten gelsin 3 yıldızlar. Sevgili Yusuf kardeşim, sana tavsiyem o yöndedir. Başarılar dilerim. Ve bir diğer köye geçiyoruz. Bu köyde çok sevdiğim bir kardeşim. Clash hocasına ait. Kendisi aynı zamanda videolar da çekiyor. Kendisine başarılar da diliyorum. Clash hocası YouTube kanalında en sevdiğim isim Kara Kartal. Biliyorsunuz benim nickim de Ukap. Ukap'ın da anlamı kartal demek. Ve ben bu nick'i, hikayesi çok enteresan. Sallama bir isimden gerçek bir isme çıktı. Hayretler içerisindeyim. Öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Bir gün bunun hikayesini de anlatayım arkadaşlar. Evet, Kara Kartal. Yüksekten uç, aman alçağa düşme. Savunmaların güzel. Asıl savunmaları bitir. Kartal topunu özellikle. Yani güzel, gayet güzel bence, gayet başarılı. Kahramanların 50-50-20 herhalde burada buraya kadardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama Yarasan geride kalmış. Yarasa 5 değil miydi arkadaşlar ya? 11'de miydi? 12'de miydi 5 deniyordu? Orada bir anlaşmazlık var aramızda ama siz eğer bu, ama yok yok, bir tane daha var ya, birer tane Yarasa ve Dondurma'da birer tane daha var yanlış hatırlamıyorum. Bence senin de asılmanı tavsiye ederim. Benim de belediye binden sonra ki hiç oradan aklıma gelmiyor. Evet, full full. Fulluyorum, ben orada fullemiştim. Sana da tavsiyem oraları fullemen güzel kardeşim.
Çünkü oraların fullenmesi çok 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 önemli. Arkadaşlar bir diğer köy aramasına arkadaş listemden geçeceğim. Akçara 1 ve Akçara 2'yi inceleyeceğiz. Şimdi Akçara 2'ye şöyle bir bakalım. Klanını bir görüntüleyelim önce. Game Over klanında kendisi. Bakalım önce 1'i mi 2'yi mi inceleyelim. Ya da Akçara ve Akçara 2 mi? Onu da tam bilmiyorum. Herhalde o şekilde. Önce Akçara 2'yi inceleyelim arkadaşlar. Daha sonrasında da Akçara 1'e geçeriz. Belediye binası 13. Savunmaları, duvarları zayıf. Neye göre zayıf? Yani benim gördüğüm yüksek binalara göre zayıf. Ama bana göre gayet iyi. Dersin ki kardeş kendine bak dersen haklısın derim. Çok da yabana atılacak bir duvar şeyi değil ama işte daha üst seviyelere biraz geldi ama Akçara birçok hesaba baktığı için hani bu hesabının belirli şeylerinin geride kalması gayet normal. Gelişimlerine de bakacak olursak yani şampiyonlar da biraz, kahramanlar da biraz geride. Birlikler de ne var tam bilmiyorum ama büyülerde yarasa geride. Muhtemelen onu belki şu anda fulluyorsundur. Gayet güzel. Başarılar diliyorum. Ya bu kadar köy arasında bu kadar yüksek seviye köy kasmakta büyük bir başarı diye tahmin ediyorum. Yolun açık olsun deyip senin ana köyüne geçiş yapıyorum. Kral Akçara. Şimdi belediye binası 14. Duvarların güzel. İlerletiyorsun yavaş yavaş ufak ufak. Buralarda 13 de var. Buralarda 12 de var. Benim gene köyden gayet iyi duvarlar. Savunmalar. Yani ben çoğu şeyi yeşertmeye başladım. Sende şu anda kartal topu yeşermiş durumda. Diğerlerini de biraz asılsan fena olmaz. En azından zorlanmazsın diye düşünüyorum. Ama en önemli şeyi geliştirmen gereken en önemli şey kahramanlar. Orada çok geride kalmışsın. Hayvanlara asılmışsın. Hayvanların gayet iyi gidiyor. Kahramanlardan önce hayvanlara asılmışsın. Bence biraz daha asılabilirsin. Tavsiyem en kolay yolla hava saldırıları. Ejderini asıl. Yani birliklerin çok zayıf. Ejder binici ve balona asılmanı tavsiye ederim. Balonun ve elektron full balona bir seviye kalmış. Galiba kara saldırısı ağırlıklı gidiyorsun. Şöyle bir köyünü incelediğim zaman da ejder, elektro ve balon var. Yani çok çözebilmiş değilim açıkçası ama kara saldırılarını fulleyip hava saldırısı yapman da değişik bir bakış açısı. Başarılar diliyorum. Akçara yolun açık olsun. Tavsiyem tek bir hesap üzerinden gitmen olacak. Çünkü aynı sıkıntıları ben de yaşıyorum. 7 hesap var. 7 hesapla beraber ilerlemek gayet zor. Seni de gayet iyi anlıyorum kardeşim. Ve bir diğer köyü incelemeye geçiyoruz arkadaşlar. Çok da zaman kaybetmeyelim. Yani video çok uzun olduğu zaman arkadaşlar sıkılabiliyor. Trollface diye yorumlarda yazıyor. Pro kardeşim. Kendisi okula başladığı için çok fazla ilgilenemiyor. Belediye binası 9. seviyede. Duvarlar 8. 7. 6. seviyede. İlgilenemediği için anlıyorum. Biraz daha ilgilenmen lazım. Kahramanların ilk seviyede neredeyse. İlk çıktı Barbar Kral. İlk çıktığı köyün şeyinin son seviyesine bile gelmemiş. Ama biraz daha uğraşman lazım pro kardeşim. Zaman ayırman lazım ama önce okuluna yoğunlaş. Ondan sonra gerisi gelir diye düşünüyorum ve bir diğer köye geçiyorum. Bu da daha önceleri beni YouTube'dan takip edip bir ara ortadan kaybolan Ardil kardeşime ait bir köy. Ardil YouTube. Bu da benim klanımda. Kendisini ziyaret edelim. 9. seviye belediye binasında duvarları fullemiş. Savunmalar muhtemelen full. Kahramanlara asılması kalmış geriye. Yani arttır artık ona çık. Orada da kahramanlara asılırsın. Birliklerin vesaire, büyülerin vesaire. Gayet güzel. Direkt
yapabileceğinin en iyisi kardeşim kahramanlara asıl. İster fulle ister fullem ama ben olsam bir üst seviyeye geçerim. Hiç beklemem. Ama sonrasında orada kesinlikle kahramanları hiç boş bırakma derim. Ve sizlerle beraber bugünkü son inceleme videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz her seferinde Onar Köy'ü inceliyorum. Soul Mitador YouTube'da yorumlara yazmış. Knaus nasıl okunuyor bilmiyorum. Bıçak da herhalde. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum Türkçesi. Yardımcı lider Mert kardeşimiz. Belediye binası 12. Ana binanı bir tık daha geliştirebilirsin. Onu geliştirdikten sonra savunmalarında yapabildiğin en üstüne çık kardeşim. Özellikle cehennem kuleleri ve hava savunmalarına asıl ilk etabın onlar olsun. Ondan sonra gizli Tesla ve okçu. Daha sonrasında sırasını artık kendin belirlersin. Ben ağırlıklı olarak ilk etapta hava savunmalarına yönelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ekseriyle kolay olduğu için ben de dahil hava saldırısını tercih ediyoruz. O yüzden hava savunmaları çok önemli. Birliklerin geride kalmış, ejderin geride. Yarasayı hiç çıkarmamışsın. Kahramanların fena değil. Ama burada biliyorsun en önemli etken hava saldırısı yapıyorsan ejder, balon ve yarasa arkadaşım. Ama sen galiba tercihini binici madenciden yana mı kullandın? Yok, ne ararsa var. Evet, binici madenci hibrit saldırısı ağırlıklı. Evet, güzel. Kraliçe yürüyüşüyle başlayıp binici madenciyle bitirilen bir saldırı. Başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Güzel bir gelişim gösteriyorsun. Duvarlar çok önemli değil. Oralara takılma. Savunmalarını yükseltiyorsan ve kahramanlarını fulluyorsan gerisi hikaye kardeşim. Üçlükler seninle olsun. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Sizler de köylerinizin incelenmesini istiyorsanız lütfen köy kodlarınızı yorumlara bırakın. Hangi videom olursa olsun yorumlara bırakın. Eğer ki cevap dönmezsem muhakkak bir yoruma daha yazın arkadaşlar. Çünkü YouTube bazen iletmiyor. İletmediği için de ben o kodu göremiyorum. Göremediğim için de inceleyemem. Bu sefer Ukap Bey niye incelemediniz derseniz cevabımı şimdiden vermiş olayım. Beni yanlış anlamayın. Beğeni atmayı, yorum atmayı, destek olmayı unutmayın. Mümkünse bir de izlerken abone değilsiniz. Abone olun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Umarım eğlenceli gelmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şimdilik hoşça kalın.